arkadaşlarımız aynaya bağlanmış hali. Bu şu anda ayna dönüyor olarak resimde gösteriyor arkadaşlar. Bakın kesici takımımız da burada bağlı. Burası neydi? Kalemlik. Kalemimiz. Kesici takımımız arkadaşlar. Bakın burası kesici takımımızın parçaya temas ettiği nokta, yani elmas dediğimiz sert maden uçlu, metal uçlu kesici takım arkadaşlar. Şurayı bizim işlenecek olan iş parçamız. Aldığınız zaman hangi yöne gitmek istiyorsanız
aşağı yukarı hangi yöne gideceksek otomatik kolunu o yöne ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Oralara değineceğim. Burada bakın, evet, şuradaki tanımları okuyup hemen kesme hızındaki tabloya geçeceğim arkadaşlar. Şurada devir sayesinde iş parçasının 1 dakikada yaptığı dönme miktarıdır. Devir sayısı iş parçasının 1 dakikada yaptığı dönme miktarıdır. Yani iş parçası aynaya taktıktan sonra ayna dönüyor arkadaşlar. Buradaki devir sayımız o. Yani 1 dakikada etrafında kaç tur atıyor? Diyelim ki 180 tur, 250 tur, 500 tur veya 100 tur gibi. Biz burada zaten onun hangi devir sayısını ayarlayacağımızı şuradaki formülden bulacağız. Biraz sonraki örneğimize bakacağız. Evet arkadaşlar, iş parçasının 1 devirde ya da 1 dakikada kalemin iş parçası üzerinde milimetre cinsinden aldığı yola ise ilerleme deniyor arkadaşlar. Biraz önceki kesmeyle ilerleme zaten birbirinin eş anlamlısı arkadaşlar. Kalem iş parçası üzerinde ne kadar ilerliyor? Milimetre, milimetrede veya bir devirde. Onu hesaplayacağız. Şey, onu zaten tablodan veriyor arkadaşlar. Biz buradan devir sayısını, yani buradan eni çekip, şuradan eni çekip arkadaşlar çapraz çarpım yaparak formülü bilinmeyenleri bir tarafa atıp, bilinenleri bir tarafa atıp arkadaşlar formülü o şekilde sadeleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir tane örneğimiz var. Bakın, demiş ki kesme hızı 34 metre bölü dakika. Kesme hızını vermiş arkadaşlar. Yani V'yi vermiş. İş parçasının çapı belli arkadaşlar. Buradan bize ne diyor? Devir sayısını hesaplayın diyor. Bakın, burada D'yi vermiş. Çapımız 60 milimetre. Kesme hızımız, yani V'miz 34 milimetre. Buradan eni çekiyoruz arkadaşlar. Şuradaki formülden eni çektiğimiz zaman formülü tekrar düzenliyoruz arkadaşlar. En eşittir 1000. Birimiz katsayımız sabit, hatırlayın. Metreyi milimetreye çevirmek için kullandığımız sabit katsayıydı arkadaşlar. Çarpı V, V dediğimiz kesme hızıydı. Bölü pi çarpı D. Yani pi'miz sabit sayıydı. 3,14. D'mizi de hatırlayın arkadaşlar. Çapımızdı. Yani 60 getirip buraya yazıyoruz. 3,14. Sabit sayımız 1000. Sabit katsayımızı hatırlayın. 34 deneyiz arkadaşlar. Kesme hızı. Buradan arkadaşlar devir sayısı, yani eni hesaplayın. Şuradaki işlemleri yaptıktan sonra 180 devir bölü dakika olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, burada birimleri karşılaştırdığınız zaman devir bölü dakika olarak birim elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani 180 devir bölü dakika. Hatırlayacak olursanız kesme, özellikle delme işlemlerinde, pardon, delme işlemlerinde arkadaşlar dedik ya, matkabın çapı büyüdükçe devir sayısı azalır. Azalması gerekir. Matkabın çapı küçüldükçe, yani 10 milimetrelik bir delik deliyorsanız matkapla, diyelim ki 250 devirini hesaplıyorsunuz. Matkabın çapı 5 milimetreye düştü. 5 milimetrelik bir çapla matkapla delikleneceğiz arkadaşlar. Buradaki devir sayımız otomatik olarak artması gerekiyor. Literatürde bu şekilde, uygulamada da bu şekilde arkadaşlar. Yani bunun sebebi ise, bakın burada çap 60'tı, bakın arkadaşlar. Çap 60. Fayda kısmında ve çarpan durumunda olduğu için arkadaşlar, buradaki çap büyüdükçe şuradaki değer ne yapacak? Böyle fayda olduğundan dolayı değer azalacak. Yani devir sayımız azalacak. Buradaki değer, çapımız küçüldükçe, arada bir ters orantı var bakın farkındaysanız. Çapımız 30'a düştü. Bakın, çarpan durumunda ve fayda. Bu otomatik olarak ne yapacak arkadaşlar? Yarıya düştüğü zaman direkt katına devir sayımızı arttırmış olacağız. Yani çıkan sonuçta 60 olacak arkadaşlar. Tamamen ters orantı. Ki zaten elinizde bir tane matkap verip aynı devirde bir büyük çaplı matkapla deliklediğiniz zaman delme işleminde de gerçekten zorlanacaksınız. Tezgaha bağlayıp veya matkaba bağlayıp işleme başladığınız zaman devir sayısıyla ne kadar doğru orantılı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çaplı, pardon, ters orantılı olduğunu göreceksiniz. Çünkü çap, diyelim ki 20 milimetrelik bir matkapla delikleniyorsunuz arkadaşlar. Çapınız 500 devir. Gerçekten ya matkabı kırarsınız veyahut matkap körelir veya tezgahta aşırı bir titreşim meydana gelir. Bu der ki size devir yüksek, benim devrimi düşür anlamında. Biz size zaten deliklerken o mesajı verir arkadaşlar. Bu da tabii ki tecrübeyle kazanılan bir durum.
arkadaşlar kafanızda mutlaka kazıyın. Sürekli karşınıza çıkacak. Bu matkapta da karşınıza çıktı. Şimdi tonalamada da anlatıyoruz. Yeri geldiğinde frezeye geçtiğimiz zaman frezedeki konusu geldiğinde frezede de yine aynı şekilde kesmenize karşınıza çıkacak ve formülümüz sabit arkadaşlar. N eşittir 1000 çarpı V bölü 1 çarpı D veya V eşittir PDN bölü 1000 diye karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bakın burada bir tane tablomuz var. Bu tabloda arkadaşlar kesme hızı zaten tablodan belirlenir. Buradaki zaten vermiş formül şeyleri burada. Kesme hızı 94 milimetre bölü dakika, metre bölü dakika çapımız belli. Kesme hızını buradaki tablodan alırız arkadaşlar. Veya soru sorarsak sorudan size karşı sorudan vermiş olacağız o değerleri. Ama devir sayısını kendimiz hesaplayacağız arkadaşlar. Malzeme konusuna şöyle bir hatırlayın malzeme konusunu anlatırken. Çelik standartlarımız vardı. Ç1030 veya ST1030, ST40, ST50, 60 diye bu şekilde malzememiz ne yapıyordu arkadaşlar? Yumuşaktan sertleşerek değerleri arttıkça içerisindeki karbon miktarı neydi arkadaşlar? Binde 3, binde 4, binde 5. Karbon miktarı arttıkça ne yapıyordu? Malzeme sertleşiyordu. Veya işlenmesi biraz daha zorlaşıyordu. O malzeme konusunu dinlemediyseniz de mutlaka açın dinleyin arkadaşlar bu hafta içerisinde. İşlediğimiz malzeme diyelim ki ST30 malzeme. Yani Ç1030 malzeme. Bakıldığı zaman HSS'le yani seri çelik kalemle veya sert metal uçlu bir kesici takımla işleme yapacaksak arkadaşlar buradaki V'miz yani kesme hızımızı kaba bir talaş kaldıracaksak veya ince talaş kaldıracaksak ona göre buradan değerlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Kaba tornalama veya ince tornalama nedir? Biraz sonra ona değineceğim. Bakın buradaki V değerimiz ST30 malzeme için kaba talaşta HSS kalem kullanacaksak 26. İnce talaşlama yapacaksak yani ince finish patlası yapacaksak 10'da 2 ile 10'da 3'lük bir talaş kaldıracaksak V'miz 40 metre bölü dakika arkadaşlar. Sert maden uçlu bir kesici takımla işlem yapacaksak arkadaşlar. Kaba talaş yapıp kaldıracaksak özellikle de buradaki kaba talaşta arkadaşlar V'miz 130, ince talaşta da 180 olarak değerimizi alacağız arkadaşlar. Malzemenin cinsi değiştikçe bakın buradaki değerlerimiz de değişiyor. Malzeme sertleştikçe değerimiz azalıyor. Malzeme yumuşadıkça değerimiz artıyor arkadaşlar. Mesela burada ne var? Yumuşak bir malzeme. Bakın burada alüminyum var arkadaşlar. Alüminyum. Gördüğünüz gibi alüminyumda arkadaşlar seri çelik kalemle işlem yapacaksak kesme hızımız 200'e çıkıyor. Bakın burada 26'ydı. Kaba talaşta örnek verecek olursak. HSS kalemle. Alüminyum işleyeceksek 200. İnce talaşta 300. Sert metal uçlu bir kesici takımımız varsa arkadaşlar bakın 1000. 1000'e kadar çıkıyor. İnce talaş kaldıracaksak 500'e kadar çıkıyor arkadaşlar bakıldığı zaman. Dediğimiz gibi malzeme sertleştikçe kesme hızımız azalıyor. Malzeme yumuşadıkça arkadaşlar kesme hızımız artıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu zaten tablomuz sabit olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kesme hızını etkileyen faktörler. Yani biz parçadan talaş kaldırırken arkadaşlar bizi neler etkiliyor? Biraz önceki bahsettiğimiz konu. Arkadaşlar kesicinin veya iş parçasının geleceği yani yapıldığı malzeme sertliği. Biraz önceki tablodaki değerler arkadaşlar. Kesici ilerleme miktarı. Siz bunu otomatik olarak veya elle ilerleme yapıyorsak arkadaşlar. Tam buradaki o sizin verdiğiniz ilerleme miktarı arkadaşlar. Çok hızlı ilerlerseniz yüzey kalitesi düşer veya yavaş ilerlerseniz parça sürtülmeden dolayı yine olumsuz bir durum teşkil eder. Talaş derinliği yani bir pasoda bizim bir seferde kaldırdığımız talaş miktarı arkadaşlar. Talaş derinliği. Diyelim ki oradaki tablodaki değerlere baktık. Biz 3 milimetre bir paso derinliği belirledik. Her pasoda 3 milimetre alıyoruz. Bunu 5 milimetreye çıkarttığımız zaman arkadaşlar kesme hızını o oranda tekrar revize etmemiz gerekiyor. Eğer ki kesme hızını yavaşlatmaz isek veya o kesme hızını ayarlayamazsak arkadaşlar yine kesici takım veya iş parçası olumsuz etkileyecek. Nasıl olumsuz etkileyecek? Yüzey kalitesi olarak karşımıza çıkacak veya o kesici takım körelecek, kırılacak gibi bir sürü karşımıza olumsuz faktör çıkacak arkadaşlar. Kesme sıvısını kullanma durumu. Kesme sıvısını kullandığımız zaman arkadaşlar adı üzerinde kesme hızımız da o oranda artabilir. Tabii ki bunun iki katına çıkacak.
çıkarmadan ufak bir oynama, ufak bir ötüş yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü nedir? Kesme sırası, kesme işlemini kolaylaştıracağı için bu şekilde de kesme sırası kullandığımız zaman arkadaşlar ilerleme hızını, kesme hızını ona göre ayarlayacağız. Zaten kesme sırasını devreye soktuğunuz zaman yüzey katresinin ne kadar değiştiğini ve etkilendiğini göreceksiniz. Makinenin kapasitesi arkadaşlar. Bu zaten her zaman karşınıza çıkan bir durum. Makinamız gerçekten kapasite sınırları içerisinde iş yapıyorsak zaten sıkıntı. Eğer kapasitesini zorluyorsak, kapasite dediğimiz zaman yüksek devirlerde büyük çaplı işleri yapıyorsak eğer nedir arkadaşlar? Kapasitesi diyelim ki bir tezgahın çapı, aynanın çapı arkadaşlar diyelim 60 mm, 100 mm'lik bir çapta maksimum kapasitede işlem yapıyorsunuz ama siz 110 mm'lik, 120 mm'lik bir parça bağladınız ve biz bunun devrini de ona göre ayarladık diyelim. Kapasiteyi ne yaptık? Açtık arkadaşlar. Bu bir zaman sonra ilk parçada karşımıza çıkmaz ama bir zaman sonra ne yapacağız? Tezgah ısınmaya, zorlanmaya, yorulmaya başlayacak ve tezgahın ömrü azalacak arkadaşlar. İlerlemeyi etkileyen faktörler yine kesme hızıyla ilerleme hızı birbirine paraleldi arkadaşlar. Yüzey kalitesi ilerlemeyi etkiler. İş parçasının geleceği yani yapıldığı malzeme biraz önce bahsettik. Kesme sırasını kullanma durumu, tezgahın gücü, kalemin işin kalemi ve işin bağlanma arkadaşlar. O da önemli. Kalemi ve işi düzgün bir şekilde bağlarsak. Özellikle iş parçasını bağladık arkadaşlar. Kalem iş parçası ve kalemi bağlama konusunda hatırlarsanız nasıl bağlanacağını anlatmıştık. O konulara riayet ederiz arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir iş yapılmış olur. Evet arkadaşlar. Burada da ilerleme milimetre bölü devir. Burada da bir tablomuz var arkadaşlar. Bunu biz neye göre kullanacağız bu tabloyu? Otomatik işleme yapacaksak tezgah üzerinde bir tane tablomuz olur arkadaşlar. Der ki işte set malzeme burada sadece 0.25, 0.50 değerleri vardır arkadaşlar. Siz bu ilerlemeyi değerlerini malzemenin cinsine göre buradaki tablodan ayarlayacaksınız. Tezgahta 25 mm, 0.25 mm bölü devirdir arkadaşlar. Mesela öyle bir değerle karşılaştırın. Malzemeniz orta sertlikte ve kaba tonalama yapacaksanız arkadaşlar hemen 0.25 ila 0.50 değerli aralığındaki arkadaşlar oradaki kolları, o ilerleme otomatik mili dediğimiz o ilerleme milini arkadaşlar oradaki değerlere göre ayarlayacağız. O kolları ona göre 0.25'te zaten gösterecek arkadaşlar bize o kolların yerlerini ve mili o şekilde konumlandırmış olacağız arkadaşlar. Otomatik işleme yaparken buradaki tablodan yararlanacağız. Tezgah üzerindeki tabloyla buradaki eşleştirme arkadaşlar tezgahımızı ona göre otomatikliğini ayarlayacağız. Evet arkadaşlar ilerleme burada gördüğünüz üzere iş parçası üzerinde kalemle talaş kaldırılmış. Bakın ilerleme milimetre bölü devir. Yani bir devirde milimetre cinsinden aldığı yol arkadaşlar. Biraz önce şuradaki de bahsettiğimiz konu. Yani ayna etrafında bir tur döndüğü zaman bizim kesi takımımız bu iş parçası üzerinde ne kadar ilerliyor? Bakın şuradaki değer 0.25 arkadaşlar. Milimetre bölü dakika etmişi devirdi hatırlayın. Milimetre bölü devir. İş parçası bir tur döndü. Ne kadar ilerledi milimetre cinsinde? Bakın buradaki değer de 0.25 milimetre. Yani parça üzerinden 0.25 milimetre ilerlemiş oluyor. Bunu arkadaşlar devir arttıkça da ne yapacak? İlerleme oranında artacak. Mesela kaba tonalama yapıyorsak veya ince tonalama, hassas tonalamada bakın ne yapıyor bu değer? Çok çok küçülüyor. Neredeyse 1/7'ye kadar düşüyor arkadaşlar. İnce ve hassas tonalamada yani buradaki değerin anlamı neydi? Şöyle bir toparlayacak olursak milimetre bölü devir. Yani bir devir attı yani bir tur attı etrafında aynı. Kesim takımımız 1/7 milimetre kadar iş parçası üzerinde talaş kaldırmış oluyor. Yani aynaya doğru yaklaşmış oluyor arkadaşlar. Bu da ilerleme olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kaba tonalama ve ince tonalama konusuna değinelim arkadaşlar. İş parçasının işlenmesi, kaba olarak işlenmesi, bir de ince olarak işlenmesi arkadaşlar. Kaba tonalamadan devam edelim. Kaba tonalama işlemi genellikle fazla talaş verilerek dışarıdan merkeze veyahut merkezden dışarı doğru işlenerek yapılır arkadaşlar. Kaba tonalama işlemi için kaba talaş kalemleri kullanılır. İş parçasının dış alın kısmından başlayarak kalem merkeze doğru hareket
bu da iç parçasının merkezinden dışına doğru bir tonalama yapacak. İnce tonalamada, kaba tonalamada ise nasıldı? Dıştan merkeze doğru, yani yukarıdan merkeze doğru bir tonalama yapıyoruz arkadaşlar. İnce tonalamada ise merkezden dışarı doğru yapıyoruz. Bunu yaparken bakın şuradaki tekniklerinden hatırlayın. Şurada ne vardı arkadaşlar? Dimdik parçaların tam merkezinden geçen bir hayali çizgi vardı. Yani eksen çizgisi vardı. Onda da eksen çizgisi tam merkezi belirtir arkadaşlar. Biz bu kalemi merkezin ilerisinden tonalamaya başlarsak şöyle düşünün. İç parçası dönüyor. Ayna dönüyor. Şu şekilde dönüyor. Bakın burada da ok işaretimiz var zaten. Bu şekilde dönüyor. Siz tam merkezde nedir arkadaşlar? Saat yönü tersinde döner. Biz kalemi ileri doğru gittiğimiz zaman yani merkezi geçtiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Kalemi aşağıdan yukarıya doğru kaldırmaya çalışacak merkezin ilerisinde. Eğer ki merkezin gerisinde kalırsak arkadaşlar burada bir çıkıntı, bir çapak bırakacak. Tam bir merkezden işlem yapmamız gerekecek. Merkezin yukarısına doğru çıkarsak kalemimizi yukarı doğru gittiği için arkadaşlar ne olacak? Kalemimizi körelecek veya kıracak. O yüzden merkezin ilerisine gitmiyoruz. Gerisine ne başlamıyoruz? Tam merkezden başlayacağız arkadaşlar. Zaten iç parçası dönerken bakın burada zaten merkezi görünüyor. Şu şekilde tam merkezi şurası gördüğünüz gibi. Dönerken de zaten belli eder arkadaşlar. Göz aşinalığı olur. Merkezi nasıl ayarlayacağımız dediğinizi duyar gibiyim. Merkezi baktığınız zaman arkadaşlar zaten iç parçası dönerken tam merkezini belirtir. Şu kalem ileri doğru şuradan başlarsa arkadaşlar ne yapacak? Yukarı doğru döndüğü için şuradan merkezi geçtiğimiz için kalemi yukarı kaldırmaya çalışacak ve kalemin ucunu kıracak. Geride kaldığımız zaman da ise parçanın bakın merkezinde şu şekilde bir çıkıntı meydana gelecek. O yüzden bunu önlemek için iç parçasının merkezini bulup görüntü itibariyle merkezde geri doğru çekeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Zaten bunları okullar açıldığı zaman direkt sizlere değineceğiz arkadaşlar. Burada son olarak bir tane bir konumuz var. Son olarak değineceğim bir konu arkadaşlar. Hocam biz bu yüzey kalitesini nasıl anlayacağız? Veya her parçanın yüzey kalitesi dediğim gibi biraz önceki bahsettiğim gibi çok yüksek kalitede mi olmalı? Arkadaşlar, teknik resim bir parçanın yapım resmi daha doğrusu. Son hali yapılırken, çizilirken arkadaşlar bakın şurada bir şey dikkatinizi çekiyorum. Parçamızın boyu 97 mm, çapı da 30 mm olacak şekilde bir tane resim verilmiş arkadaşlar. Ölçülerimiz bu şekilde olacak. Size bir parçayı verirken zaten ne yapılır arkadaşlar? Tonalama miktarları, payları bırakılarak mesela 97 ise size tam 97'lik bir parça verilmez. Aynı size çekişleri verirken hatırlayın arkadaşlar. Ne demiş? Size bir eğleme payı bırakmış. Tonalama payı da bırakılarak mesela 100, burada ne vermiş arkadaşlar? 102, 30x102 ölçülerine parçaya alınan tonada boy ölçüsüne getirin diye bu şekilde bir örnek vermiş. Parçamızın boyu bakın 97'den, şimdi 102'den 97'ye düşecek. Yani 5 mm bir tonalama payımız var. 30 milimetre de bakın alanda tonalama miktarı payı bırakmamış. Bu şekilde arkadaşlar ölçüleri verdikten sonra bakın şurada bir tane işaretimiz var. Ters bir üçgen, şurada bir tane sapı 6.3. Bu işaretin anlamı arkadaşlar yüzey kalitesini ifade ediyor. Teknik resim konusu geldi mi veya gelecek mi bilmiyorum. Mutlaka bu dönem içerisinde veya önümüzdeki dönem başında arkadaşlar yüzey kalitesi konusuna değindiğinde mutlaka bunlara da dikkat edin arkadaşlar. O konuyu anlamanız gerekiyor. Çünkü size resim verildikten sonra burası bu değer neydi veya yüzey kalitesi nasıldı onu sizin yorumlamanız gerekiyor. Bir teknik resim okumanız gerekiyor arkadaşlar. Burada ise bakın tam şu işaret bizim yüzey kalitesini belirten, yüzey pürüzünü belirten bir işaret arkadaşlar. 6.3. Bu mikrondur arkadaşlar. 6.3 mikron yani yüzey kalitesi 6.3 mikron olacak. Tabii ki biz bunu nasıl ayarlayacağız hocam? Bu değer sıfıra yaklaştıkça arkadaşlar yüzey kalitesi artar. Orada mikroskop altında incelediğiniz zaman parçayı veya işte bu değerler ona göre çıkmıştır arkadaşlar. Şöyle iç parçasını mikroskop altında incelerken şu şekilde bir tepeler meydana gelir. Bu tepelerin iki tepe arasındaki miktar veya ölçü 6.3'ü ifade eder. Eğer kaba bir tonalama yapacaksa. Eğer bu değer azaldıkça arkadaşlar bu tepelerin yüksekliği de azalır. Yani
çözümü lazım. Dediğimiz gibi bu yüzde iki adresi işareti, bunun detaylarına zaten teknik resim konusunda değinilecek arkadaşlar. O konuyu mutlaka dinleyin. Çünkü teknik resim verildikten sonra sizin yorumlamanız gerekiyor bu teknik resmi. O yüzden buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu değer sıfıra doğru yaklaştıkça yüzey kalitesi artar. Sıfırdan uzaklaştıkça en kaba yüzey de budur arkadaşlar. 6.3. Bundan ilerisi de zaten çok tırtıklı, pürüzlü bir çapaklı bir yüzey anlamına gelir. En kaba yüzeyimiz bu arkadaşlar. Tonalama işlemlerinde bundan daha kabası yok arkadaşlar. Ha, olsa bile dediğimiz gibi yüzey kalitesi çok yerlerde çok pürüzlü bir yüzey karşımıza çıkar. Buradan da bu şekilde yorumlama yapmanız gerekiyor. Sıfıra yaklaştıkça yüzey kalitesinin arttığını, sıfırdan uzaklaştıkça da azaldığını unutmayın arkadaşlar. Sadece bir ön belge olarak bunu vereyim. Daha sonrasında sizler teknik resim konusunda zaten öğreneceksiniz bu yüzey kalitesi veya yüzey işleme işaretlerini. Arkadaşlar sıfır bir yüzey olmaz arkadaşlar. Yani imkansızdır. Sıfır bir yüzey ayna veya bir cam yüzeyi gibi düşünün arkadaşlar. Onu makinalarda çıkarmak neredeyse imkansız. Onu taşlama tezgahlarında veya hollama tezgahları dediğimiz daha hassas işlem yapan tezgahlarda belki çıkarabilirler arkadaşlar veya çıkarabilirsiniz. Onun dışında fornada arkadaşlar sıfır veya 0.1 gibi bir yüzey kalitesi çıkmaz arkadaşlar. Ona da değinmiş olalım. Evet arkadaşlar, buraya kadar sorusu olan var mı? Yok galiba arkadaşlar. Bu haftalık konumuz bu kadar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.